biz Allah'ın kitabını okumayı unuttuk. Sadece Kur'an'a indirdik her şeyi. Halbuki bu Kur'an'ı Allah bize bu kainatı doğru okumamız için verdi. İkra bismi rabbikellezi kalak. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku dedi. Yani Allah bizim önümüze evreni Allah'a bir harf olarak koydu. Siz beni gerçek anlamda tanıyorsanız bu kitabı doğru okuyun. Çünkü şimdi mesela bütün bilim, bütün ilim kainatın kendisindedir. Bu kainat Hazreti e, Cenab-ı Allah'ın en muazzam eseridir. Ve önümüze konmuş olan e, Kur'an-ı Natık ve Hazreti Peygamber Hazreti Allah'ı bize tarif eden üç tane muarrif var. Allah'ı bize tarif eden, Allah'ın ne olduğunu, isim ve şuuratını ve evsafını bize bize tarif eden üç tane külli e, tarif 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 edici var öğretici var. Bunların en başında kainat kitabı geliyor. Hazreti İbrahim'in elinde Kur'an yoktu Allah'a varmak için. O kainat kitabını okudu. Sadece onu okudu. Peygamberlerin büyük bir kısmının elinde Kur'an yoktu. Onlar kainat kitabını okuyarak kendi gönüllerinde bir marifet oluşturdular. O marifet gönüllerinde oluşan da Cenab-ı Hak onlara imanı nasip etti. Yani siz iradenizi bir kere ortaya, imani noktada iradenizi ortaya koymazsanız iman gelip sizde karar kılmaz. İman, siz bir niyet ve ceh ile bir niyet ortaya koyarsınız, bunun üzerine iman gelip sizde karar kılar ve ondan sonra inkişaf eder. Siz akla, ancak akıl ile imana ulaşırsınız. Ama imana erdikten sonra her yerde illa akıl 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 demeye gerek yok çünkü yer yer gayba iman da gerektiriyor iman. Neden? Cenab-ı Hak söylüyor ki şuna iman edin. Henüz aklınız, henüz bilginiz onu anlamaya yetmediği için ona iman edin demiş. Mesela atlatıyorum. Demiş ki kan haramdır. Kan kullanmak haramdır. Bugüne kadar kanın içinde şu kadar şey olduğu yani çeşit olduğu şu sıfır, işte sıfır kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu, sıfır kan grubu bunun olduğunu biz bilmiyorduk. Bu bilgi elimizde yoktu. Ama Cenab-ı Hak haram dedi ve kullanımını durdurdu. Ta ki biz kendimize zarar vermeyelim. Bunu Mısırlılar kullanıyorlardı. Mısırlılar 5000 yıl önce beyin e, şey bile yapmışlar. Yani beyin ameliyatı bile yapmışlar. Fakat adamlar büyük ameliyatlar yapıyorlar ama bir noktada e, çözemiyorlardı. Yani kan verdikleri 3 kişiden biri ölüyor ve eksi ölüyordu. Bunu çözemedikleri için ondan vazgeçmiş. Neden? Çünkü kanın içinde A grubu, B grubu, Z grubu, C grubu var ve siz bunları e, yani doğru kullanmadığınız takdirde öldürüyorsunuz. Bunun gibi sayısız ileride eshab Rakim devreye girdikten sonra yani bugün gen bilgisi dediğimiz, dijital bilgi dediğimiz o devreye girdikten sonra bilinebilecek olan ilimleri eskiler bilmediği için bunlara gayben dedi ki buna iman edin, reddetmeyin. Şurada bir hak bilgi var ama henüz siz onu bilemezsiniz. Orada şu giriyor mu peki devreye? Hani Hz. Adem'e sordular hani melekler o bir sınav var. Yani şey, tırnak içerisinde mealen söylüyorum. Hani bilemediler Adem bildi. Hz. Adem bildi. Çünkü eşyanın ismini öğretmiştik. Adem Dedi, bilmedi. Eşyanın Sen, ben, ismi ben yine, yine, yine kıyamete ben kadar olacak. Şu anki bütün sürecin bilgisi miydi? Elbette. Öyle, öyle Elbette. Peki o zaman biz şu, yani anda, şu anda da Adem kan öğreniyor. mevzusunu bile normalde o dönem biliyorduk. Unuttuk mu peki? Hayır. Hadet Adem şimdi bu zaten birçok insan buradan kaybediyor. Bütün ilimler istidat olarak yüklendi. Hadet Adem şu anda öğreniyor hala. Hala Adem öğreniyor. Orada onun bilmesi bulduğumuz peki. her yenilik, bulduğumuz her yenilik Adem'in Esma'yı öğrenmesi devam etmektedir. Hı hı. Adem orada bildi bir şey olarak yani istidat ve yetenek olarak Adem bilme makamındaydı. Gördüğü her şeye bir isim verebilecek makamdadır ve hala da bu devam ediyor. İşte mesela Metaverse diyorsun. Bugün çıktı bu ortaya. Bugün şu bilgilerden sonra metaverse ortaya çıkardık veya bu ismi koyabildik. İlk defa Hasbunallah diyen Hazreti İbrahim'dir. Ateşe atılan daha önce peygamber Hasbiallah dedi. İlk o ateşe atıldı. Öyle dehşetli bir sınavdı ki o onda Hasbiallah dedirtti. İşte bu hepsi Adem'di. İbrahim Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmiş geçmiş bütün peygamberler ve bütün bilim adamları Adem olarak öğreniyorlar. Şu Adem'in, Ademiyet'in uğraştığı noktaya bak. O zaman fark şu yani birçok e, hoca ve alim de şunu dediler. E, bütün eşyanın ismi onda vardı. Kıyamete kadar olacak her şey. Yani uzay çalışmalarından bilgisayar sistemlerine işte e, gen teknolojisine her şey verildi biliyordu. Ama zaman içerisinde... Helak olan kavimler, öyle, öyle bir şey yok. yok olan kavim Çünkü sizi ben onu gönderdim, doğru, diğer doğru kavime getirdim değil. dediğinde unuttuk diyorlar. Benim söylediğim, Adem, Hazreti Adem'i küçültmek de değildir. Hı hı. Ben diyorum ki, Adem'in istidadında hı. bütün bu bilgiler vardı. Bu bilgileri alabilme kabiliyeti vardı. Bu şuna benziyor. Kullu mevludun yuladu ala fıttalatil islam. Sımmâ ebevâhum yuhavvidanahû yumaccisanahû uyunasirana. Bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Sonra anne babalar onları mecusi, Yahudi, e, Hristiyan yapar diyor. Şimdi bir şöyle diyoruz. Çocuk Müslüman doğar. Sonra annesi babası bozar. Hayır kardeşim. fıtrat İslam demek barışık bir tabiatta doğar. Ona yükleneceğin her ne ise ne yükleyeceksen. Hristiyanlığı mı yükleyeceksin? İslam mı yükleyeceksin? Şey mi? Materyal <laughs> mi? ne yükleyeceksen onu kabule layık bir yaratılıştır. Bu hmm. available bir tabiattır bu. Yani İslam da çıkıyor, İslam İleride arayışa giren insanlarda da en İslam evet, İslam olduğu İslam arayışa giriyor, evet, Allah'ı bulmaya evet çalışıyor. Yani bu evet hmm. yani İslam veya İslam 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 bir İslam 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 Yoksa Müslüman doğuyor da sonra işte dinsizleştiriyor. Sonra ben sonra Hristiyanlaşıyor. Öyle bir şey yok 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 yok. Çünkü ya onu şeyde söylüyorlar ya işte, işte, sen Müslüman ailede doğdun. Senin şansın niye var? O zaman o da işte öyle bir şey Afrika'da, yok Afrika'da bir yerde Amerika'da doğdu. Hristiyan bir ailede. E Allah burada tırnak içinde adil değil miydi de hani öyle ben, vurmaya benim, benim, çalışıyorlar benim çokça, ya. ben çokça, çokça söylediğim belli bir sözüm vardır. Kadın <laughs> sıfırlayıcıdır. Kadın sıfırlayıcıdır. Peygamberin sülbünü alır. Evliyanın sülbünü alır. Onun sülbünü alır. Sıfırlar yeniden iman ve hidayet etmek zorunda bırakır. Kadın sıfırlayıcı bir yarat, yaratıptır. Alır peygamberin sülbünü tohumunu alır yeniden iman edebilecek hale getirir. Herkes yeniden iman etmek zorundadır. Herkesin fıtratı hem imanı kabul etmeye hem küfrü kabul etmeye müsaittir. İşte İslam fıtratı üzerine doğmak budur. Hmm. Mesela böyle bakmak lazım. Bence bir yığın yani. eski kalıp şekillenmiş yapılar var ki biz ondan çıkamadığı için çıkamadığımız için bugüne gelemiyoruz. Bak ben ısrar diyorum ki eshab rakimi kavramadığınız zaman, Kur'an merkumu anlamadığınız zaman bugünün meselesini anlayamazsınız. Ve Kur'an-ı Kerim sayısız o mealler anlatırken bir yığın meal arası şeyler koyuyorlar. Ve hepsi de mazi. Mesela diyor ki İsrail atıyorum şimdi. İsrail üstün kıldım diyor Allah. Ben İsrail üstün kıldım diyor şey diyor. Bir zaman üstündüler. Şimdi başı, de üstündüler. Başı, sonu, yani, şimdi devamı. Niye? Böylece Kur'an-ı Kerim bir ölü kitap haline getirildi. Bizim sayemizde. Halbuki Kur'an diridir, haydır ve her an geliyor. Ve sana her okuduğun ayet her zaman anlaşılmıyor ki. Bir gün bir ayet okuyorsun birden bir açılım yapıyor. Neden? Çünkü senin iklimin o ayetin o manasını anlayabilecek şey şey geldi. Yayın öncesi konuştuk Hı. ya Tebbet suresi. Evet. E, Ebu Leheb'le evet. olan mesela yine belki hiç bilmeyenler vardır ama rica etsem hocam o konuyu anlatabilir misiniz? Yok tabii hocam. olabilir. Yani Tebbet suresinde Cenab-ı Hak Tebbet ya da Ebu Leheb'in o Ebu Leheb'in el kurusun. Kuruyacak da zaten diyor. Onun e, şeydi hanımı da diyor. E, boynunda iple diyor. Onun ateşine odun taşıyacak. Yani olur. iman etmeyecek. Ha, i̇man etmeyecek diyor. Yani açık bir şekilde. Ebu Leheb bundan sonra yani o bu ayet indikten 8 yıl yaşadı. Bir büyük şey, bir e, Hristiyan bir e, papaz, dikkatli bir adam diyor ki ben Kur'an'ın hak olduğuna Hz. Muhammed'in gerçek bir peygamber olduğuna sırf bundan inanıyorum. Çünkü Allah 8 yıl daha yaşayacak adama inanmayacak hükmünü koydu diyor. Halbuki diyor Muhammed'i çürütmek için Ebu Lehem çıksaydı et, deseydi dese, iman ettim <laughs> deseydi mesele bitecekti. Yani Kur'an Kur'an'ın o iddiası çürümüş olacak. Öyle değil mi? Ben iman ettim. Nasip etmedi. Buradan anlıyorum ki diyor bunu bu kitap Allah'a aittir. Kur'an öyle. Şimdi mesela tebbet ya da ebi ve veteb diyorsunuz değil mi? Bunu bugün alsam. Şimdi normalde hani bazen kızıyorlar bana şifre şifrecin şifresi çözülmüş galiba öyle diyorlar. <laughs> Var bu. De, ben hiç, ben hiç o hiç kimsenin hiç kimsenin düşüncesinde şifre hiç hiç fikri diye. fikri hakkında ben şeyim yoktur. Ben sorgulamam, biliyorsun yani. Vay bu böyle demiş, peşine düşeyim. Vay bana nasıl böyle diyor? Canım gerisi olsun. İşte ben bu yani, konuda şey yaparım. Mesela benle de ilgili, mesela bir şey paylaşayım. Ya gel benle konuş da, ben sana anlatayım. Önce öncesine, sonrası ben niye bu sana bunu dediğim. Yani vurmanın bir anlamı yok. Müslüman Müslüman oluyor. Yani Genelde bu, bu daha fazla şu anda. Ya ben hiç yapmıyorum. Hiç kimseyle, benim hiç kimsenin e, bilgisinden şüphem yok. Hiç kimsenin imanından. Şüphem yok. Elimizde Kur'an var, hadis var. Bu çatı altına geniştir. Bu çatının altına kimler neler giriyor. Bir insan la ilahe illallah diyorsa sen onu dokunamazsın ya. Dokunma hakkın yok. Çünkü ayetler var böyle açık. Yok senin bıyıkların böyle iniyor. Yok senin kravatın var. Sen kravatın da var hakikaten bak İşte bir Müslüman takmaz Hadi, mı hocam? He? Takmaz mı kravat? Müslüman? Ne bileyim yani yani sen böyle işte pek de Müslüman gibi görün. Gerçi sakalım var falan ama ben o da yok. Oradan mı yürütüyorum? Şimdi bunlar doğru şeyler değildir. Zarar yok. Beni eleştirmelerine Allah razı olsun. Yemin ediyorum. Ben onlara <laughs> teşekkür ediyorum. Bak yemin ettim diyorum. Ee, benim nefsimi eleştiriyorsa söylediğinden daha adidir. Ama benim Kur'an'a isnat ederek ve Kur'an'ın her vakta ve her hükme bakan veçhesini eleş, şey, aktarmamı eleştiriyorsa o onunla Kur'an arasında bir zamandır. Ben diyorum ki Kur'an dilidir. Her meseleye bakar. Şimdi mesela çok basit. Ee, şeyde de işledim. Deccal, Mehdi ve Mesih diye bir kitap yazdım. Bitti. 2 hafta, üç hafta önce bitirdim ama e, benim hanım, e, aynı zamanda benim editörüm biraz şu sıralarda yoğunluğu var. O yüzden pek bakamıyor. Şimdi grafen diye bir şey bulundu biliyorsun. Grafen. Daha yeni bir meseledir. Hı. Müthiş bir şey. Önümüzdeki dönemin mucize malzemesidir. Evet. Fakat aynı zamanda bu mucize malzeme cansızı canlı kalabilecek. DNA yani yazıyabilen... mesela şunu söylüyor. Şey. Şimdi şöyle diyorsun. Taş diyecek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Madem söylüyor haktır. Taş diyecek de arkamda Yahudi var. Nasıl söyleyecek? Şimdi sen bana söyle. Yani taş nasıl diyecek? Şişt! Murat arkamda şey var, Yahudi var öyle mi diyecek? Taş öyle konuşmak ki. Taş natakadır. Nataka. Nataka başka bir şeydir. Kelleme başka bir şeydir. Bak bu natakadır. Herkes kendi fıtrası üzerinde konuşuyor. Bu da natakadır. Bu da natakadır. Ama kelleme dilin konuşmasıdır. Kelleme elin konuşmasıdır. Bunu da yapıyorsun. Çünkü Allah kelamı bir dile bir de ele isnat ediyor. Diğer yani hepsi nataka. Taş konuşacaktır. Kendi lisanıyla konuşacaktır. Yani Sen onun lisanından anlayacaksın. Nasıl e şimdi anlayacaksın? Bir şey var hocam Biz bunu kabul etmiyoruz. Öyle şey mi olur diyoruz ama He. şu anki Yahudi o gargat ağacının arkasına Elbette saklanacağını canım. bildiği için çünkü evet. onu bir tek gargat ağacı arkasına saklanır diye de evet. devam ediyor. Gargat ağacı da. Ekiyorlar şu anda. Onun kurtulacağız. Ekiyorlar. Türklerden Müslümanları kurtulacağız. garga gargat ağacı gargat ekiyorlar şu anda. Gargat ağacının en güzel vasfı kum yani çu, kum çöllerini toprağa dönüştürmesidir. Asıl muazzam odur. Hı hı. Ama gar ve kat Aksini birlikte aldığın zaman bu derin yeraltı mağaraları yeraltı şehirleridir. Ne demek Onlar mı? inanmış, biz Tabii inanmıyoruz ki. ama onlar inanıyor şu anda. Tabii canım bunu yani şu şu şeyi yapanlar da mesela bugün deccala hizmet eden ekibin de kullandığı malzeme e, şeydir Dini metinlerdir. Yani hı hı. adamlar yani esasında Hazreti Süleyman'ın iktidarını gerçekleştirmiş durumdadır. Şu anda bizim bu hani şeytan örgütlenmesi dediğimiz veya küreselci dediğimiz bu insanların teslim ettik, temsil ettikleri ve habire de genişletmeye şimdi yeni bir cennet kurmaya yönlendirdikleri bu yeni şey yani teknoloji Hazreti Süleyman'ın şeyidir. Hazreti Süleyman'ın iktidarıdır. Ne diyor? İkinci dönemde siz kitabı arkanıza atacaksınız. Bu Bakara suresinde geçer. 101 ve 102. Bakara diyor ki kitabı arkalarına attılar kitabı arkalarına attılar hı hı. ve onlar Süleyman iktidarı hakkında iblislerin şeytanların söylediklerine uydular. Bugün yapılan budur. Yani yine Süleyman'ın iktidarı gibi dehşet bir iktidar yaşanıyor. Ama iblisin telkinler çerçevesinde. Mesela hep anlatıyorum diyorum ki atom çekirdeği parçalandı. Bu insan lehine midir aleyhine midir? Lehinize müthiş tabii. bir bilgidir. Teknoloji. Peki, Her zaman he, bu bilgi bu bilgi bilmiyorum. birileri alıp bundan atom bombası yaptı diye bu bilgi kötü müdür? İşte diyoruz ki bu namussuzlar kasıtlı bir şekilde bir, he bilginin kötü tarafını insanı kötüye götürecek insanı imha edecek tarafa götürmelerinden dolayı o, biz karşı çıkıyoruz. İmplantından çipine felçli bir hastayı yürütebiliyorsa başımızın üzerinde yeri var. Evet. Ama arkasındaki yapı kim? Biz bunu araştıralım i̇şte şimdi diyoruz. Şimdi bakın bu yapıdan da ziyade bunu kötüye kullanmanız lazım. Nereye kadar gidecek? Yani. Sınır nerede olacak? Evet.